Gaziantep'te iddiaya göre eski site yöneticisi olduğu iddia edilen kişiler tarafından yeni site yöneticisi Gülşen Hasgül'e bıçaklı saldırı düzenlendi. Ben bundan 4 ay önce evimin önünde eski site yönetim müdürü tarafından azmettirip bıçaklandım işten gelirken. Bunun hakkında suç duyurusunda bulunduk. Farklı farklı gruplarda bu defa eşimin ismini yazaraktan eşimi taciz ve tehdit ettirmeye başladı. En son biz kendisini mahkemeye verdik. Bizden mahkeme dosyamızı çekmemizi yoksa sizin için iyi olmayacak diye tehditler savurmaya başladı. En son 15 gün önce eşimi telefonla arayıp siz başınıza geleceklerden artık ben sorumlu değilim, siz ölümü hak ettiniz diye ileri geri tehditler etti. Biz avukatımızla görüşüp gerekli işlemleri başlattık. Fakat buna rağmen kendisi yerinde durmayıp komşularımızla işbirliği yaparaktan, insanları üzerimize salaraktan, komşularımız tarafından da tehdit edildik. Benim binamda oturan kişiler tarafından adam geldi bana, benim babam Antep'in en büyük mafyası, biz galericiyiz, biz burada adamı vururuz, atarız, keseriz diye tehdit edildim. Evime belbent etti, yaptırdım diye, komşum beni seni öldürürüm diye tehdit etti. Gittim mahkemeye suç duyurusunda bulundum, savcı takipsizlik verdi. Yani hepimiz zor durumdayız. Ailece ben çocuklarımdan tedirginim. Ben var yeri çalışan bir insanım. Akşam evimde olmayabiliyorum. Bu sonucun artık giderilmesi için iş yerindeydim. Sitedeki komşularım beni arayıp da acilen hastaneye geçmemi söylediler. Durumun ne olduğunu söyledim. Sen hastaneye geç, orada öğrenirsin dediler. Bana bilgi vermediler. Burada geldiğimde eşimin bıçaklandığını duydum. Ne oldu dedim. Bu 3 tane dedi. Yüzünü görmedim, kar maskesini takılı insan dedi içeri gir dedi. İkisi içeride, biri dışarı. Bir onun içini dağıttılar. Bir onun karar defterini bize vermemi söylediler. Ben de karar defterinin yanında olmadığını söyledim dedi. Bulamayınca beni bıçaklayıp çıkıp gittiler dedi. Eşimin durumu şu an gözlem altında. Doktorlar bu şu an sonuçların çıkmasını bekleyin diyorlar. Daha net bir bilgi paylaşmadılar bizimle. Yani artık bu adamın bir an önce tutuklanmasını talep ediyoruz. Bu adam yapıyor, yapmıyorsa da yaptırmaya azmettiriyor. Biz komşularımızdan da bu adamdan da şikayetçiyiz. Evet, evet komutanım. Ben sürpriz yapmak için eşime... Ne oldu? Ben şimdi kaçtım. Gelmeyince geldim.